Trabzon Sınav Koleji'nin sevgili öğrencileri, 11A, B, C, D ve 11 Fen sınıfımız, hepiniz hoş geldiniz. Ben Umut Şahin, okulun rehber öğretmenlerinden bir tanesi. Sizlerin rehber öğretmeni değilim. Ama yollarımız kavuşabilir. Ya da ben seneye başka bir işte uğraşma olabilirim okul içerisinde. Çünkü her sene farklı bir görevde uğraşıyorum. Bu sene genel rehber öğretmeni oldum mesela. Konumuz akran zorbalığı. Şiddete eğilim ve öfke kontrolsüzlüğü. Bunu konuşacağız. Bununla mücadele etme yöntemlerini konuşmaya çalışacağız. Evet, akran zorbalığı ve mücadele yöntemleri. Konumuz bu. Gezegenin her yerinde arkadaşlar, her gün okulunda ya da okulda ya da sokakta, her yerde zorbalık yaşanıyor. Yani bu zorbalık dediğimiz mesele şu. Fiziksel, sözlü, taciz ya da darp almak. Bu niye var? Neden zorbalar var? Neden zorbalığa maruz olanlar var? Bunları konuşacağız. Şimdi birazdan Yavuz Bey devam edin. Şimdi bakın, bekleyin. Burada kısa bir video var. Tahminen 2010 yılında Avustralya'da yaşanan bir olay bu. Ortaokul çocukları. Bir zorbalık meselesi var. Yani bir fiziksel bir şiddet olayı var. Kavga değil. Zorbalık meselesi var. Bununla ilgili kısa bir video izleyeceğiz. Arkasından sorular soracağım size. Ama şunu söyleyeyim. Bu videodaki zorbalığa maruz kalan öğrenci, o zamanlar Instagram falan da yok, sadece Facebook var. Facebook'ta yüz binlerce hayran toplamış kendisine. Başlayalım. Ses. Önce bir ses alayım. Internet hero, after he turned the tables on his tormentor, take a look, it was all caught on tape on Monday. Casey Haynes, the bigger boy on the right, is seen being punched several times by a smaller boy. Suddenly though, Casey then just body slams the other boy and sending the other boy scampering off. The video's gone viral, and a Facebook page supporting Casey has more than 45,000 fans. Bu olay yaşandığı sene öğrencilerden bir tanesi bunu telefona çekiyor, telefonla video çekiyor, sosyal ağlara koyuyor. Sosyal ağlarda zorbalığa maruz kalan arkadaşımızın durumu inanılmaz ilgi çekiyor. Yüz binlerce kişiden tebrik mesajı alıyor zorbalığa maruz kalan kişi. Peki bir daha çalıştırın videoyu. In Australia, a bullying victim has become an internet hero after he turned the tables. Dur. Nispeten daha ufak bir arkadaş, daha iri bir arkadaş. Darbe geldi. Devam edin. Has become an internet hero after he turned the tables on his tormentor. Take a look, it was all caught on tape on Monday. Tepki var mı? Reaksiyon var mı? Bigger boy on the right is cevap verdi mi? Times by a smaller boy. Suddenly though, vermedi. Durdu. Casey, durdu. In Australia, ilerleyin, bullying. İlerleyin. Bir sonraki slide'e ilerleyin. Kimin gözünden izlediniz? Vuranın mı, vurulanın mı? Hangisiyle empati kurdunuz? Vurulanın. Peki, bir daha ilerleyin Yavuz Bey. Kurban kim burada? Vuran. Vuran kurban oldu. Olayın başında kurban kim? Değil mi? Bir daha devam edin Yavuz Bey. Var mı fikri olan? Mikrofon. El kaldırın, mikrofon isteyin. Yağmur. Kenan, mikrofon kapalı galiba. Açman lazım önce onu. Tamam. Yağmur, cevap. İçi acıyor görünce. İçi acıyor. Yani ilk başta dayak yemeye başlayanın gözünden sinir olduk. Ama teşebbüs edenin yere düşmesiyle başka bir tarafa mı empati kurduk? Var mı başka fikri olan? Lütfen el kaldırın, mikrofon isteyin. Ayağa da kalkın. Görelim sizi. Yumruyen en başta hak verdi. Çünkü karşılık vermedi kendisine güçsüz bir rakibe karşı ama sonradan yaptığı hamletle koşuma gitti. İlk başta yumruk yiyen karşılık vermediği için izlerken kendini yumruk yiyenin yerine koymaya başladın. Onunla empati kurdun. Öyle mi? Evet, kurdum.
buna hak verdim diye. Hak verdin ona. Başka görüş olan var mı? Teşekkür ederim. Bir fikrin verdi, konuşmak istiyordun. Vazgeçtim. Yok mu konuşmak isteyen? Devam edelim Yavuz Bey. Kenan, yerimize gelelim. Gençler, soldaki iri olmayan arkadaş, ufak tefek arkadaş, bu arkadaşa zorbalık girişiminde bulundu net. Çünkü bu bir kavga değil. Kavga iki denk güç arasında yaşanır. Şimdi burada baktığınız zaman fiziksel olarak sağdaki daha avantajlı. Ama niyet olarak soldakinin yaptığı zorbalığa karşı ya da fiziksel eyleme karşı ilk başta kendini savunmadı, doğru mu? Peki soldaki arkadaşımızın motivasyonu ne acaba? Neden bunu yapıyor acaba? Belki de bu olayı izleyen, merakla izleyen, hatta sağdaki yüzündeki tebessümle izliyor. Merve efendim, hadi gel gel kız kavga çıktı, gel izleyelim falan. Tarzı bir duruş var orada, değil mi? Belki de oradaki izleyiciler soldaki arkadaşı motive etti. Peki sağdaki iri arkadaşımız yedi darbeler karşısında ilk başta tepki vermezken sonra sahip olduğu süper güçleri kullanmaya karar verdi mi? Verdi. O süper güçleri kullanmaya karar verip soldakini pişman edince belki de birçoğumuz iyi yaptı falan dediniz, bilmiyorum. Belki de böyle hissettik. Süper güç demişken, süper güç demişken arkadaşlar, tanıyorsunuz değil mi bu iki firmayı? Marvel ve DC. Yani sinema sektöründe 2000'li yıllara damga vurdu Marvel çizgi roman kahramanları. İnsanların çoğunluğu Marvel'cı, az bir kısmı DC'ci. Peki bu süper kahramanların ortak özelliklerini de düşündünüz mü hiç? Söyleyin onu. Bu süper kahramanlar çok seviliyorlar. Çünkü biz bu hayatı kendi bedenimizde ufak tefek yaşarken gün içerisinde bir sürü baskıya maruz kalıyoruz. Ailemizin akademik beklentileri, mahallemizdeki insanların ne bileyim bize bakıyor olması, kıyaslanıyor olmamız ya da bir yaşıtımızdan fiziksel olarak darbe yemiş olmamız. Gün içerisinde canımızı sıkan, bize ezip büken bir sürü şey yaşıyoruz. Bazen hani böyle şey olur. Gün içerisinde size bedelden bir şey yaşarsınız. Eve gittiğinizde uyuyamazsınız. Yatakta dönersiniz. Neden ona bu cevabı veremedin? Neden kendimi şöyle koruyamadım falan diye. O esnada bazen şey yaparız. Şöyle yapsaydım, böyle deseydim. İnsan istiyor ki gün içerisinde yaşadığı olumsuzluklara karşı koyabilmek için mücadele etmek zorunda kalmasın. İstiyor ki radyasyonlu bir örümcek onu ısırsın, örümcek adama dönüşsün. Kapa çeneni demek yerine ağ fırlatıp ağzını falan kapatsın. Süper kahramanların çıkış noktası arkadaşlar, dünyadaki insanların büyük bir çoğunluğunun mağdur ve mazlum olmasıdır. Ve sinema sektörü bunu çok iyi biliyor ve her yıl milyarlarca dolar kazanıyor. Niçin kazanıyor? Çünkü sinema sektörü gişede çok seyirci toplayacak filmin ne olduğunu biliyor. Çok fazla seyirci için neye ihtiyacımız var? Çok fazla insanın empati kuracağı hikayelere ihtiyacımız var. Sinemalarda en çok sevilen hikayeler, intikam hikayeleri mesela. İşte senin bu yıllar önce küçük gördüğün adam şimdi şöyle oldu falan hikayeleridir. Sinema sektörü bunu çok, çok iyi biliyor. Senaristler, psikologlar, sosyologlar, ekonomistler bir sürü bilirkişiden tavsiye alarak senaryo yazıyorlar. Amaç şu, bu film gişede 4 milyar dolar kazandırsın. 4 milyar dolar kaç seyirciden bu kadar. Peki benim bu kadar seyirciye ulaşmam için nasıl bir öykü yazmam lazım? Fabrikasyon her şey belli. Bir tane mazluma ihtiyacım var en başta. Bütün seyirciler filmi onun gözünden izlerken yaşayacaklar. Empati kurmaktan hoşlanacak. Ve mümkünse mutlu etsin. Bu kadar. Sinema sektöründe inanılmaz paralar dönüyor. Ve senaristler hangi filmin ne kadar satacağını biliyorlar. Mazlumların öyküneceği, empati kuracağı hikayeler edeceğiz. Bu kadar. Devam edelim. Şimdi burada amaç zorbalığı yok etmek değil. Zorbalar bir insan. Aslında onlar da bir kurban. İlerleyeceğiz, konuşacağız. Amacımız burada zorbaları değil, zorbalığı ortadan kaldırmaya çalışmak. Ne kadar mümkün buna bakmak.
Evet. Şimdi okulda zorbalık. Biz bu zorbalığın dünyanın her yerinde, her yerde yaşanıyor bu. Biz okuldaki kısmıyla ilgileneceğiz. Okulda zorbalık. Kendisinden daha güçsüz, bakın denklem çok nettir. Kendisinden daha güçsüz birine, bir ya da birden fazla kişinin fiziksel ya da sözlü şiddette bulunması. Tanımı budur. Zorbalık budur. Neden kendisinden daha güçsüz? Var mı cevabı olan? Hocam konuşmak istiyorum. Zorbalar neden kendilerinden daha güçlü insanları seçerler? Var mı fikri olan? Birisi başlatsın bu işi, bir cesur bir öncü istiyor. Mikrofonu tutun mu? Yükselmek için. Yükselmek için, güzel. Diğerlerini ezer ve daha üst tabakaya çıkar. Böylelikle... Burada neden güçsüzü seçer peki? Çünkü en kolaydan başlar. En kolaydan başlar. Çok güzel. Var mı fikri olan, itirazı olan, katkısı olan? İsmin neydi? Fırat. Fırat'ı bir alkışlayın arkadaşlar. Var mı başka fikri olan? Eklemek isteyen, eleştirmek isteyen? Tamam. Teşekkürler. Devam edelim o zaman. Kavga başka bir şey. Kavgada güçleri denk iki kişinin birbirine girmesi durumu var. Başka bir şey. Ama bunu övmüyoruz tabii ki. Hani bu zorbalıktan daha yumuşak bir suçtur demiyoruz. Bu da şiddet eylemidir. Bu da disiplin ihlalidir. Devam edelim. Şimdi zorbalarla empati kuralım. Neler hissediyorlar? Bir, kendilerini bizden birisi olarak görmezler. Hani çalışan, kurallara uyan, gözlük takan, nispeten daha kilolu, nispeten daha kısa boylu, öğretmenlerinin onayı için, sevgisi için uğraşan, ödevlerini falan yapan tipler vardır ya mesela. Bunları sevmezler zorbalar. Kendilerini de onlardan üstün görürler. Neden üstün olduğunu anlatacak bir hikayesi yoktur ama. Hikayesi olmadığı için ilkel bir yönteme başvurur. Neye başvurur? Ona hani ben senden daha üstünüm çünkü daha meziyetliyim, daha bilgiliyim diyemez. Öyle bir argümanı yok. Bunun yerine fiziksel olarak ona üstünlük kurmak ister. Senin notların benden yüksek ama seni bir kaşık suda boğabilirim mesajı verir orada. Arkasından aşamalar şöyle işler. Onu bastırmaya, sindirmeye, himayesi altına almaya çalışır. Bizi kurban zanneder, kendisini avcı zanneder, bununla övünür. Bununla övünür yani. Bunu bir bahane zanneder. Ancak kendinin kurban olduğunu unutmuştur. Neden kurbanlar kendileri? Gelelim hocam. Devam edelim. Neden yaparlar? Tekme atar, tokat vurur, iter, sözlü sataşır, hoşa gitmeyen lakaplar takar, düşürmeye çalışır konuşmalarını. Dedikodu yapar, söylenti çıkartır. Sadece fiziksel değil ya. Onun gururunu incitecek bir takım hikayeler ortaya atar. Yayılmasını sağlar. Şöyle yapmış, bununla görülmüş. Buna şunu söylemiş falan diye. Daha ekonomiktir bu zorbalık. Hani böyle bir kavga falan vurmak zorunda da kalmaz. Parasını, eşyasını gasp eder. Eşyalarına zarar verir. En son noktada, temel son nokta budur. Son evre budur. Hastalığın son evresi, onu arkadaşlarından kopartır, yalnızlaştırır, görünmezleştirmeye çalışır. Yok hükmünde tutmaya çalışır onu. Cinayet işleyemez, öldüremez ama hayatta değilmiş gibi muamele görmesini sağlamaya çalışır. Sonuna kadar gittiğimizde son evre budur. Devam edelim. İstatistikler, 100 öğrencinin yaklaşık 10'unun eyleminin zorbalık yönünde olduğunu söylüyor. Rakamlar yine 100 gencin 27'sinin kurban olduğunu söylüyor. Ve burada ilginçtir. Zorbalık sadece erkeklere mahsus değil. Kızlar ve erkekler bu davında denkler. 5 erkekse 4 kız ya da 4 kız 4 erkekse 5 kız ya da 5-5. Çok dengeliler dağılır. Ama bir grup var. %21'lik bir grup. Burada erkekler daha fazla. Onlara hem kurban hem zorba. Hem kurban hem zorba nasıl olur? Parmaklısa bir şey geliyor mu?
Fırat, Kenan, mikrofon sende konuş. Fırat diyecektim, dur. Konuşma diyecektim Kenan, söyle dostum. Hocam yani... Ayağa kalk, boyunu görelim dostum. Hocam öncesinde kendisine zorbalık görmüş, sonra intikam için bir başkalarına zorbalık yapmış. Süper, alkış. Alkış. Çok net ve basit. Bir cümleyle yazılı sorusu olsaydı 100 puanda. Otur dostum. En sık rastlanan fiziksel ve sözlü ama buna bir de siber zorbalık eklendi. Onu da konuşacağız. Bir de son olarak gençler, aslında başka bir kısım daha var. Bu olayı izleyip müdahale etmeyen, hatta bunu teşvik eden bir grup var. Azmettiriciler. Onları da zorbalar kadar aynı gruba koymamız gerekiyor. Devam edelim. Siber zorbalık. Bu da yeni türedi. İnternetin yayılmasıyla, teknolojinin ceplerimize girmesiyle yaşanmaya başladı. İşte mail, cep telefonu mesajları, forumlardaki atışmalar, işte böyle kısa mesaj servisleri ya da sosyal ağlar. Bunları kullanarak sürekli sistematik bir şekilde tekrar tekrar saldırgan davranış gösteriyorlar. Devam edelim. Bence daha cezbedici. Neden biliyor musunuz? Şimdi 20 kiloluk bir arkadaş okul yolunda 70 kiloluk bir arkadaşa haraç vermek zorunda kaldı. Parasını kaybetti, okula gitti. Dönerken bir de işte ne bileyim saatini falan verdi. Eve geçti. Bilgisayarın başındayken var olmadığı bir insana dönüşebilir değil mi? Avatarlar kullanıyoruz, rumuzlar kullanıyoruz, nickname'ler kullanıyoruz yani. İşte şey, emperor falan işte. İşte ne bileyim işte bilmem ne, Slayer Hunter falan böyle hani var ya kendimize lakaplar falan seçiyoruz ki benim sosyal ağlardaki rumuzum da Gerginix bu arada. Gizlilik ve yes, bak gizli bir ortam, ifşa olmuyorsun, zorbalığı yapan kişinin kim olduğunu bulamıyorsun. Siber ortamda olduğun için zorbalık yapmak adına elinde 24 saatin her dakikasını kullanabiliyorsun. Çevrimiçi değil ama hesabı hackledin. Onun adına, ona ait olmayan, onunmuş gibi görünen fotoğraflar yayınladın. Arkadaş çevresine garip garip mesajlar gönderdin falan filan. Bunun gibi ya. Mağdura çok kolay ulaşıyorsun. Etki alanı çok geniş. Şimdi bu okulun bahçesinde bir olay yaşandı. 15 kişi şahit oldu. Mağdur 15 kişinin gördüğünü gördü. Diğerlerinin görmemiş olmasıyla biraz teselli oldu ama siber ortamda zorbalığa maruz kaldığınızda binlerce takipçiniz ya da YouTube'a düşmenizle on binlerce belki milyonlarca insanı menüsüne giriyorsunuz. Etki alanı inanılmaz geniş. Devam edeyim. Daha tehlikeli şu yüzden. Verilerinizi çalıp kopyalayıp çok uzun süre saklayabiliyorlar. Dedikleri zaman bunları servis edip günlük yaşamdaki, sokaktaki insan sayısının çok çok üzerinde insan başlamıyorlar. Ortak özellik için siber zorbalar, bir de bildiğimiz yüz yüze zorbalar, yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim, uzaktan zorbalık, yüz yüze zorbalık. Ortak özelliklerinde saldırganlık eğilimi var, madde bağımlısı olma ihtimali daha yüksek bu grubun. Yetişkinlerle, anne babalarla çok az iletişim kuruyorlar. İntikam alma duygusu, hayatının amacı haline falan gelmiş. Sorunlu bir okul yaşantısıdır. Düşük başarıya sahip. Ön yargılı ve çabuk öfkeler ya. Devam edelim. Dikkatli izlemenizi istiyorum. Thank you.
Bu bir güvenlik kamerası reklamı. Muhteşem bir senaristinden çıkan bir hikaye. Çok da iyi yönetilmiş. Oyuncular da iyi. Var mı duygu arkadaşım? Ben bunu ne zaman izlesem duygulanıyorum. Yani gözlerim dolmuyor değil yani. 45 yaşındayım. 23 Nisan 1976'da doğmuşum. Akşam altı sularında. Doğduğum zaman göbek kordonu boğazıma dolandığı için nefes alamamışım. 23 Nisan ama doğduğum yer biraz da soğuk bir iklim var o zamanlar. Dışarıdan kar toplamışlar, bir leğene koymuşlar. Ebe yani, doktor değil. O karlı, soğuk leğene beni sokunca, kordon açıldıktan sonra ben böyle bir spazm geçirip yapmışım ve nefes almaya başlamışım. İşte doğumun da biraz zor olduğu için annem bana çok düşkün oldu ömrüm boyunca. Kendi ayaklarımda duran, mesleğinde, işimde, gücümde, kendi ailesi kurmuş birisi olarak ekmen gecesi gündüzü birbirine girdi. Hepiniz evlatsınız. Hepinizin bugünlere nasıl geldiğini onlara sorun anlatsınlar size. Anlayacakları hikayeden ömre sığmaz, onu da söyleyeyim yani. Suratına basılan, bıçaklanan bu arkadaşımız dükkan sahibi tarafından her gün kovuluyordu ama adam akşamları dükkanında bakanın olduğunu da bilmiyordu mesela. Bununla özdeştiği zaman yaptıklarından pişmanlık duyuyordu. İşin ilginç tarafı şu, zorbalık yapanlar da bizim gibi insan ve onların da duyguları var, merak etmeyin. Onların da vicdanı var. Onların da pişman olma ihtimalleri var. Geri dönmez bir nokta var. Oraya gelmemiş herkesi bizden birisi yapmak mümkün. Devam edemiyoruz bir. Bakın, gün içerisinde yaşamsal çöpler biriktiriyoruz. Buna Fırat da biraz değindi, Kenan da değindi. Yani şöyle, zulüm gördün, sıranı yemekhane kuyruğunda birileri kaynak yaptı, seni geri itti. Öğretmen bunu göremedi, müdahale etmedi. Aynı kağıdı verdin hemen hemen diğerine, ötekisi senden 50 puan yüksek aldı falan. Ya da tuttuğun takım ciddi mağlup oldu, okulda dalga geçiriyor falan. Boyunla, kilonla, gözlüğünle, şunla bir sürü şey yaşıyorsun gün içerisinde. Hep olumsuz değil tabii ki. Bunlar başkalarının senin üzerine attığın çöpler. Bu çöpler gün içerisinde artık taşınamaz hale geliyor. Bu çöpleri ilk fırsatta birinin üzerine dökmen lazım. Öyle hissediyorsun. Elinizde buruşmuş, kullanmış bir mendil düşünün. Görüyorsunuz sokakta. Sokak tertemiz. Tertemiz yani çöp atmaya kıyamaz. Çöp kutusu da göremedim. Bir de baksın ki ileride kaldırımın kenarında iki tane buruşuk kağıt parçası var. Gidip oraya bırakıyorsun değil mi? Doğru mu? Yaptığımız şey bu. Gün içerisinde bizim üzerimize dökülen çöpleri savunmasız, sahipsiz, ilk boş anda, ilk fırsatta döküp oradan uzaklaşmak. Devam edelim. Bunu yaptığımızda piramitler inşa ediyoruz. Piramitler inşa ediyoruz. Yaptığımız şey sahipsiz, savunmasız, güçsüz, kolay lokma insanların üzerine bunu boca edip yükümüzü hafifletirken bu sosyal piramitte mümkün olduğunca dibe düşmemeye çalışıyoruz. Çıkmaya çalışıyoruz. Ya da yukarıdan uzaklaşmamaya çalışıyoruz. Yaptığımız şey bu. Gün içerisinde piramitler inşa etmek. Ve ne yazık ki zannediyoruz ki dünyanın doğal düzeni bu falan diyoruz. Alakası bile yok. Bunu da konuşacağız. Bunu da konuşacağız. Peki bir şey soracağım size. Lütfen cevap istiyorum. Sessiz kalmayın. Sizce insan özünde kötü müdür, iyi midir? Cevabı olan lütfen elini kaldırsın. Kenan, salaya götürmek zorunda. İyiyse niye iyidir, kötüyse niye kötüdür? Bunu sizden duymak istiyorum. Hocam bence özünde iyidir ama insanlarla olan vicdanı olan her insan iyidir. Yani bir insanda vicdan varsa... Kötülük yapanları vicdansızlıkla mı suçluyorlar? Suçluyoruz burada. Kötülük yapanlar vicdansızdır yani. Peki o kötülük yapılan vicdan üretemeyecek kadar zor bir hayat yaşadığını söylesem? Yani orası tartışılır ama genelde öyle. Adın size münazara konusu.
insan özünde iyi mi kötü mü? Biraz soyut bir kavram ama bilimsel ispatı da kolay değil. Ya da zorbalık. İnsanlar zorbalık yapmaya mecbur kalırlar. Çünkü hükümet, ötekisi hiç de gerek yok. Tam tersine bundan uzak kalarak bunu başarabiliriz muhalefet. Deniz öğretmenimiz, Deniz Şahin Edebiyat öğretmenimiz, İstanbul'da Fenerbahçe Koleji'nde çalışırken Türkiye Milli Münazara Takımı Robert Koleji'ni Türkiye Kupası finalinde 3-0 yendiler. Alın size münazara kulübünüz. Yapışın Deniz hocanıza, hocam münazara kulübü varmış. Bu neymiş merak ettim. Sorun konuş. Cevaplar çok güzel. Yani konu insansa kesin net bir cevap yoktur diyorsunuz. İtirazın var. Kenan söyle. İnsanın zorbalık veya iyi veya kötü olmasının nedeni yaşadığı hayattan dolayı değişebilir. Zorbalaşan insan yani, tersine de dönüşebilir mi diyorsun? Olabilir. Bence aklımıza gelmeyen güzel bir kısma parmak bastın. Teşekkür ederim. Gençler, insan özünde iyi olmasaydı karşısındaki insanın yüzünde tebessüm üretmekten hoşlanmaz. Karşısındaki insanın sevgisini, saygısını kazanmaktan hoşlanmazdı. Karşımızdaki insanın sevgisini ve saygısını kazanmanın yolu çok nettir. Onun için iyi bir şey yapmak. Bunu beceremediğimizde, bunun yolunu öğrenemediğimizde insanların sevgisine ihtiyacım yok. Zaten bunu kazanmayı da bilmiyorum. Ama en azından benden korkmalarını sağlayabilirim falan diyebiliyoruz. Ben kendi adıma sizlere hak vermekle birlikte oy hakkımı %51 insan özünde iyidir'den yana kullanmak istiyorum. Devam edelim. Evet, nedenleri sosyal bir canlıyız. Okula geldiğimiz zaman burada kendimize bir ekip kuramazsak, bir akran ekibi kuramazsak burada yalnız kalırız. O zaman buraya ait olamayız mı? Olamayız. İnsan sosyal bir canlı. Sevilmek, fark edilmek, görülmek istiyor. Bunu yapmanın kestirme yolları var. Bir takım gruplara katılmak, direkt kafadan, sorgulamadan. Önümüze gelene tekme oynayan 3 tane çocuk bir okul bahçesinde. Kimse de bir şey yapamıyor bunlara falan. Gidiyor onlara takılıyor. Onlardan birisi olursa hem dayak yemem, hem tekme yemem, hem de insanlar benden korkarlar gibi. Sosyalleşmek ve ahbap edinmek için meziyetlerini ortaya koyup insanları gözlemlemek yerine çabucak en popi, en şöhretli, en çekinilen, en beğenilen ekibin parçası olmaya falan çalışabiliyoruz o zaman. Bu bir hata. Bunu yaptığımızda zorbalık döngüsüne giriyoruz aslında. Başka sebepler de var. Ortam kalabalıklar, uzun sokaktasın, çok kalabalık bir gündesin. Karşıdan gelen bir kalabalık, sen o kalabalığın içindesin. Hop çarpıştınız böyle omuz omuza. Ne yapıyorsun sen falan. Bilirsiniz değil mi? Bunlar olabiliyor hani. Kalabalık zorbalığın sebeplerinden bir tanesidir. Okul içerisindeki rekabet, bir takım akademik ya da sosyal hırslar, düşük özgüven seviyesi. Yani öğrenci kendisini eksik görüyor. Beğenmiyor kendisini. Beğenmediği için farklı birisi olmaya, güçlü birisi görünmeye çalışıyor. Konuşma şekliyle, bakışlarıyla, giyinişiyle piramidin tepesine çıkmaya çalışıyor. Devam edelim. Fareler ve insanlar birbirine çok benziyorlar gençler. John Calhoun isimli bir bilim adamı, biyolog, 72 yılında bir laboratuvarda bir düzenek kuruyor. 2,5 metre alanı olan 50 santim yüksekliğinde bir yapı inşa ediyor. Duvarlarında toplam 256 oda var. Buraya 4 erkek, 4 dişi fare bırakıyorlar. Sınırsız yiyecek, sınırsız içecek, sınırsız tıbbi bakım. Her şey çok güzel. Fare cenneti burası. Devam edin. 315. günde fare nüfusu 1000'e çıkıyor. Her şey yolunda. Yemek bol, yiyecek bol, tehlike yok, yırtıcı yok. Farelerin sayısı artmaya devam ediyor. Ne zamana kadar? 500. gün. Fare nüfusu 2200'ü bulduğunda sorunlar çıkmaya başlıyor. Devam edelim. Farelerin erkekleri yuvalarını terk edip avluya inmeye başlıyorlar.
Avluda yerde dolaşan bir sürü erkek fare. Önlerine çıkanlarla dalaşmalar, içmeler derken kavgadan cinayetler başlıyor. Dişiler yuvasına geri dönmeyen erkek fare yüzünden yavrusuna da ilgisini kaybetmeye başlıyor. Aşağıdaki kıyamet, yukarıdaki odalarda dişilerin yavrularıyla ilgilenmek yerine kendilerini korumaya avlulara sarf oluyor. Yavrularını yemeye başlayan dişi fareler de gözlemliyorlar. En üst katlarda, bazı yuvalarda fareler barikat yapıyorlar. Aşağıdaki o keşmekeşten uzak kalmak için, kıyametten uzak kalmak için. Fare nüfusu artık azalmaya başlıyor. Çöküş başlıyor. Fare toplumunda çöküş başlıyor. En son bir kurtarma girişiminde bulunuyor Calhoun. Hayatta kalmayı başaran sadece 20 civarında fare var. 8 erkek 8 dişiyi alıyor. Yepyeni bir ortama taşıyorlar. Fareler etrafı araştırsın, koklasın, keşfetsin, alanları oluşursun, tekrar sosyalleşsin diye. Hayır, olmuyor. Bir önceki kıyametteki farelerin yaşadığı travma, oradaki olumsuz öğretiyi yeni ortama taşımalara sebep oluyor. Fareler için sonunda kendi türlerine yabancılaşmış, birbirlerinden hoşlanmayan, iletişim kurmaya gerek olmayan canlılar olarak görmeye başlıyorlar. Ve ölemiyorlar. Ve farelerin tamamı ölüyorlar yaşlarında. Yani fareler sosyal bir canlıdır. Yemek yemekten değil, birlikte yemek yemekten hoşlanıyorlar. Ama kendi türünü yavaşlaştığı zaman dostum, artık işi bitiyor. Kabuğunu çökmüş, içine kapanmış, iletişim kurmayan, çatık kaşlı, ön yargılı, öfkeli bir şeye dönüşüyor. Çok benziyor hikaye. Evet, modern zamanlar çok hızlı akıyor artık. Twitter'da maksimum 160 karakter kullanabiliyorsun. Instagram'da bir dakikalık videolar bile seni sıkabiliyor, 20 saniye bırakıyorsun. Ya size biz Türkçe paragraf sorusu çözdüremiyoruz çoğu zaman, değil mi? Hocam çok uzun. Çok uzun diyor yani. Okuduğun en son kitap. Hocam denemedeki 6. paragraf sorusu. En uzun kitap oydu. Yarım sayfaydı falan. Hep acelemiz var ya. Hep acelemsi olan insanlar da kısa birbirine eserler. Bir videomuz var, onu izleyelim. Yeah.
Bu kızımızı aldattılar değil mi? Biraz geri gelin, şu jüri masası var, jüri masası. Şimdi ben başka bir gözle izliyorum. Bana jüri masasından bir sahne bulun ve durdurun. Geri gelin, geri gelin, daha geriye. Bakın. Dördünü görebildiğimiz sahneyi acaba bulabilir miyiz? Tamam, dur. Çabuk sıkıldı, beğenmedi, etrafına baktı, ya bu ne falan dedi, kamuoyu oluşturuyor. Ya falan, en son bastı, dur, bastı, diğerlerine, ya bastığınıza falan. O başlattı. Bu arkadaşımızın güzel bir hikayesi var. Meziyetlerini gösterip kendini ortaya koyup sunup, bakın ben de böyle birisiyim demek istiyor. Ötekiler, boring falan, deme bam. Gün içinde çok yaşanıyor bunlar, inanılmaz fazla yaşanıyor. Devam edelim, bir sonraki sınavda geçelim. Aslında bir yardım çağrısı. Sevilmeyi başaramadım, korkunç olmaya çalışayım. Devam edelim. Nerede yapılıyor zorbalıklar okulda? En çok nerede yapılıyor? Tuvaletlerde. Yemekhane kurunda da var değil mi? Koridorlarda. Başka? Arka başı. Başka? Tıklayın yazmıyor. Hayır, her fırsatta oluyor bunlar. Oluyor ya. Devam edin. En nefret ettiğim kısım burası. Hocam, o kadar büyütmeyin. Bunlar şakalaşmalar, abartmayın. Büyümenin doğal parçası. Olur böyle şeyler. Hem zaten dünya zor bir yer. Zaten biraz güçlü olması lazım falan. Hepsi balavere, hepsi saçmalık, hepsi mesnetsiz. Hepsi zorbalığı besleyen yetişkin yanlışları. Hem veli hem öğretmen nezdinde. Bunlara inanan veli ve öğretmenleri ben suçluyorum. İhbar ediyorum yani. Devam edin. Artık sona geliyoruz. Peki nasıl karşı koyacağız? En başta teşebbüs etmeyeceğiz. En başta bu. Teşebbüs etmeyeceğiz. Hocam çok güzel geldi. Vallahi dayanamadım. Gelişine vurdum. Hayır, vurmayacağız. Orta ne kadar iyi gelsin vurmayacağız. Teşebbüs etmediğinizde birisi düğmeye basmayınca başlamıyor zaten. Sen basmaktan vazgeçtin. Basma, durdur onu. Gücün varsa dostum, gücün varsa mert ol, kız erkek fark etmez. Bu gücü kendinden güçsüz yok etmek için kullanma, kalkmasına yardım etmek için kullan. O saygınlık ve sevgi edecek. Tanınacaksın, şöyle olacaksın, beğenileceksin, söylüyorum sana. Kendini korumayı öğreneceksin. Sözlü ve fiziksel. Yani şey gibi, hocam beni yedi ama kılçığım boğazına öyle bir battı ki yıllardır insan eti yemiyor artık. Hani asla pes etme diyoruz ya. Model al, ilham al, ölçün ama lütfen kıskanma. Çekme aşağı. O çıkarken, senden uzaklaşırken alkışla, su dök, uğurla bir şey yap. Oradaki hikayeyi model al ama kıskanma dostum. Hepimiz aynı şeyleri başaracak da değiliz bu arada yani. Bırak o da orada iyi olsun. Değil mi? Ya da kendini eksik görmemen gerekiyor. İlla ki meziyet bir tarafın var. Buna odaklan, buna yatırım yap. Lütfen. Bununla meşgul ol. Öteki türlü dedikodu, gıybet, böyle hasetlik işler bize dönmeye başlıyor. Ve en sonuncusu, lütfen yardım isteyin. İsteyin. Çok net. Hiç çekinmeyin. Korkaklık değil bu. Bu düzene çomak sokmamız lazım. En sonunda gerekiyorsa bu yardım isteyeceksin. Yavuz Bey. Direkt birinci dakikaya alın. Sesi de verin. Sabrınız için çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hepinizi alkışlıyorum. İsterseniz hemen çıkmayın. Michael Jackson. 91 yıldır Michael Jackson'ın şarkısı Heal the World. Dünyayı değiştir. Biraz izleyelim böylece. Ses açayım Yavuz Bey. Yavuz Bey.
space.